Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm hastanelerde olduğu gibi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne de ziyaretçi girişleri yasaklandı. Bu anneler günü için. Çocuk hematoloji onkoloji kliniğinde yatan lösemi ve kanser hastası çocuklar için öncesinde yapılan sosyal sorumluluk etkinlikleri de salgın nedeniyle iptal edildi. Bunun üzerine klinikteki hemşireler çocukların moralini yüksek tutmak için animatörlerden kalan palyaço, pamuk prenses, aslan gibi kostümleri giydi. Hemşireler birbirlerinin yüzündeki maskelere kalp, yıldız gibi çizimler yaptı. Klinikte yatan 41 çocuk hastaya moral veren hemşireler müzik eşliğinde dans ederek hediye dağıttı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde belirli zamanlarda çocuk hastalar için özel etkinlikler düzenlediklerini anlattı. Bora, motivasyon bunun en önemli parçalarından bir tanesi biliyorsunuz. Anneler çocuklarıyla beraber, Anneler Günü de önümüzdeki hafta sonu biliyorsunuz. Hem onların gönlünü almak için buradayız, hem çocuklarımıza bir dokunmak için buradaydık. Onların tabii mutlu yüzü bizi de mutlu ediyor. Tedavi sadece ilaç tedavisi değil, psikolojik tedavi de çok önemli biliyorsunuz. Onlara yakın ilgilenmek, şefkat göstermek elimizden geldiğince. Doktorlarımız çok iyi işler çıkartıyorlar tabii, onlar olmazsa olmaz. İyi ki varlar. Teşekkür ediyorum hem onlara hem ailelerine. Sabır gerektiren bir iş çünkü. Onları gezince mutlu oldum tabii. Bir miktar da üzülüyor insan. Allah şifa versin. En kısa zamanda hepsi ailelerine, evlerine geri dönerler. Mutlu bir şekilde doktorlarımız, hocalarımız sayesinde inşallah. Çocuk hematoloji, onkoloji bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Alpan Küpesiz pandemi sürecinden etkilendiklerini anlattı. Lösemi, kanser, kemik iliği nakli ve ondan sonrasında yaşanan sorunlarla ilgili hastalarımızı yatırarak tedavi ediyoruz. Haliyle COVID enfeksiyonunun nasıl gideceğini bilemediğimiz için bu hastalarda çok ağır gidebilir. Bu nedenle sürekli hastalarımızı COVID testi yaparak serviste izole etmek ve refakatçileri kısıtlamaya çalışıyoruz. Öncesinde anne ve babanın birlikte girip çıkması ya da bazen annenin yorulduğunda başka bir refakatçiyle yer değiştirmesine izin verebiliyorduk. Ama son dönemde COVID bulaşması riski nedeniyle refakatçileri kısıtlamaya gittik. Bu nedenle anne ve çocukların da motivasyonunu arttırmak gerekiyor tabii ki.